Herkese merhaba. Bugün 23 Eylül Pazartesi. Yeni bir haftadan, yeni bir manşet programından bir kere daha merhaba. Dünyanın dört bir yanında bizi izleyen, takip etmeye çalışan e, seyircilerimize kucak dolusu selam, sevgi. Kimine good morning, günaydın, kimine tünaydın, kimine iyi geceler, kimine hayırlı sabahlar, kimine iyi akşamlar bilemiyorum. E, 24 saat dünyanın her bir e, saat diliminde farklı bir günün evresi yaşanıyor şu anda. Elbette Türkiye'de öğleye yaklaşıyor. Ee, benim yaşadığım İngiltere'de ise halen sabah saatleri şu anda yerel saatle saat 10-15 mesela. Türkiye'de 12-15 olduğunu biliyorum. İleride bu 3 saate çıkacak. Ekim ayında e, yaz saati biliyorsunuz Türkiye bu denklemden çıktı. Tam anlamıyla e, keşmekeşe döndü olay ama ne yapalım. Yazları 2 saat, kışları 3 saat bir fark var. Sizinle e, buluşmadığımız e, zaman içerisinde çok ah, hadise yaşandı 72 saattir. En son Cuma sabahı yayın yapmıştık. Cuma sabahından pazartesi sabahına 72 saate çok şey sığdırdı gene gündem. Ama buna geçmeden önce e, telefonunuzda muhakkak böyle bir bildirim gelmiştir. E, bu bildirimin gelebilmesi için yani bizim yayınımızla ilgili bildirimin gelebilmesi için e, YouTube kanalımıza abone olmanız ve... E, YouTube kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri açmanız gerekiyor. Daha sonra gelen bildirime bastığınızda e, görüyorsunuz, gösteriyorum. Kanal açılıyor ve e, benim yayınımı izleyebiliyorsunuz. Kısa bir 5 saniyelik reklam geliyor. Ve şu anda evet kendi yayınımdan canlı yapıyorum. Görüyorsunuz bu kadar basit birkaç saniye içinde oluyor. O araca e, paylaş tuşuyla. Sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz ki ben şu anda canlı canlı kendi Twitter hesabımda paylaşıyorum bu yayını. Evet paylaştım Twitter hesabıma bakanlar görebilir. Bu yayının hemen altında gene e, beğen tuşu var, e, like tuşu var e, ve dediğim gibi sosyal ağlarda paylaşma tuşları var. Bütün bunların hepsini e, yapabilirsiniz. Yapın e, ve e, Böylelikle de e, kanalımıza e, gerek seyirci anlamında, gerekse e, yeni abone anlamında e, katkınızı esirgemeyin. Evet, herkesi görüyorum, İyi yayınlar, hayırlı yayınlar. Evet, Emir Sultan Süleyman Fethi, Avustralya. Evet, <laughs> Yusuf, Cemil, e, Murat, e, Recep, Metin. Evet, Ayhan. Barış Pelikan Kudurmuş demiş. Almanya Evet Yayını izlemekte sorun yaşayan VPN hap yüklesin demişler. Samsun Emine Teşekkürler. Hepsini görüyorum. Hepinizin mesajlarını canlı canlı görüyorum. Murat seçimde TKP'ye oyumu vereceğim. Çok net demiş. <laughs> evet Görüyorum, hepsini görüyorum. Hamburgada selam olsun, e, mutlu selam olsun. Hepsini görüyorum ama dilerseniz yayınımızda ne var ne yok ona bakalım. Bu arada biz e, şeyde değilken, e, 72 saattir havada değilken, yani Cuma'dan bu yana çok şeyi sırdırdık. Mesela Nesli Can Tay isimli bir kızımız vefat etti. Kanserle mücadelesi oldu. E, uzun zamandır gündemde ve tabi sosyal ağlarda, Instagram gibi, Twitter gibi sosyal ağlarda bunu sıcak tuttu. Yaşama sevinci, yaşama azmi, yaşayacağım demişti, mücadeleyi bu savaşı yeneceğim demesi, bu kararlılığı herkesin dikkatini çekti. Milyonun üzerinde takipçisi vardı. Bundan dolayı da herkes an be an onun sürecini izledi, sürecini takip etti. Ve vefatı da ee, o açıdan sarsıcı oldu. 20 yaşında ya da 21'e dönmüş yaşı bilemiyorum. Gencecik bir kızcağız. E, yitip gitti. E, bu çok e, gündemde e, ben de açıkçası çok yakından takip ettiğim bir e, hesap değildi ama e, bu vesileyle biraz daha araştırma e, imkanı oldu. 1.3 milyon takipçisi var e, Instagram'da e, ve burada son videoları son paylaşımları görülebiliyor ee, gerçekten güzel şipşirin bir kızcağız 2 sene evvel bacağını e, bacağı kesilmiş e, kanserle mücadelesi yeni değil görüyorsunuz her anını paylaşmış e, videolar paylaşmış Rize'de defnedildi cenazesi dün e, Rize e, memleketi orası e, instagram hesabı hala çok canlı son paylaşımıysa ee, son paylaşımıysa, e, son paylaşımı ise 14 Eylül yani yaklaşık bir hafta önce e, bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. Üçüncü derecede yanıklar oluştu diye devam ediyor. Eee... Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen demiş. 14 Eylül tarihli paylaşımında ama 6 gün sonra e, vefat etti. 20 Eylül akşamı Türkiye saatiyle e, kurtarılamadı. E, ve mücadelesinde mücadelesi buraya kadar ama e, hatırlanacak e, bu videoları, e, bu e, paylaşımları hatırlanacak, bu sıcak gülüşü hatırlanacak. Biz de burada e, Nesli, e, Nesli Can Tay'a e, özellikle bir yer açmaya çalıştık. Evet. Başka şeyler de vardı gündemde. Mesela e, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir hakim kadınla paylaşımı. Daha doğrusu Kıvanç Tatlıtuğ paylaş paylaşmamış da hakim paylaşmış. Tam da böyle hakim kürsüsünde mahkemede e, Kıvanç Tatlıtuğ ile bir fotoğraf paylaşmış falan. Bu ortalık yıkıldı. Adalet nereye falan falan. Bu hakimi alın falan falan. Kıraman Kıvanç Tatlıtuğ açıklama yapıyor. Bununla alakam yoktur falan diye. E, nelere, ne günlere kaldık. Yani <laughs> ülkede adalet yok. Yargı bitmiş. E, hakimlik, savcılık vesaire bitmiş hala işte bir sanatçıyla bir hakim mahkemede fotoğraf paylaşınca aman aman yargıya halel geldi. E, hukuk yerle bir ediliyor. Anayasa Mahkemesi kararları dinlenmiyor. Ahim kararları dinlenmiyor. Mi, millet yani hakimler, savcılar kitaba bakarak değil saraya bakarak karar veriyor. Neyse çıtı çıkmayanlar Kıvanç Tatlıtuğ bir hakimle e, poz verince e, mahkeme salonunda eyvah eyvah yargı öldü hemen istifa etsin hakim filan. Yerin dibine batın. Yerin dibine batın değil mi? Bir başka şey bu Nazlıcan'ın ölümü üzerine gene Nevzat Tarhan'ın paylaşımı. Hiç üzerinde bile durmayacağım. Bir üniversitenin rektörü. O üniversitenin o üniversitede Deniz Ülke Arıboğan falan gibi isimler de var. Birlikte Nevzat Tarhan'la selfie çekip külliyeden paylaşıyor. al birini vur ötekine. ne günlere kaldık. Yani bir dönem gerçekten saygın bildiğimiz ve fikirlerini takip etmeye, konuşmalarını, laflarını, sözlerini, tweetlerini takip etmeye çalıştığımız insanlar e, iot gibi ortaya çıktılar. E, yani insan artık aynı ortamda, aynı dört duvar arasında, aynı mekanda ve e, aynı atmosfer içerisinde bulunmayı bile istemiyor. E, görsen yol görsen yolun değiştireceğin öyle o, o derecede tiksindirici boyuta ulaştı. E, biz de çok hayal kırıklığı yaşıyoruz. Neyse, o da bir tweet paylaşmış bu paylaş konuşuyor. Ya Sedat Ç bir adam bu yani. <laughs> yani e, insanların bir takım sivil çetelerin e, silahlanıp eee asayişi temin etmesi filan falan bunu savunan ve bunun bunu televizyonlarda falan anlatan bir adam. Yeni yeni bir adam değil. Yok 12 Eylül'de şöyle bir rolü varmış, böyle bir rolü varmış. Yok Nesli Can Tay'a da şöyle yazmış. Ya, geçeceksiniz onu. Hiç gerek yok. Ee, Egemen Bağış o arada Praga Büyükelçi oldu. Ee, biz burada yokken ee, son 72 saat içinde olanları söylüyorum. Daha evvel açıklandı ama yani resmen ataması falan e resmileşmesi bu son e 72 saat içinde oldu. Ne olmasını bekliyordunuz ki? Her şey iyi güzel Egemen Bağış Praga Büyükelçi olunca aman aman bu ülkenin çivisi çıktı şuna bak. Bakara makara diyen adam bilmem ne oldu falan. Bir bu. Yani sanki ülkede her şey normal. Bir tane münasebetsiz bir yere büyük elçi olunca şimdi onu geçtik. Ya arkadaş hani darbeydi bu hani kumpastı 17 Aralık, 25 Aralık falan. Hani bu cemaatin işiydi, cemaatin hükümeti devirme planıydı bilmem ne. Yani madem hem inanmıyorsunuz yani ya tu tuhaf bu mahalle. Yani 17 Aralık 17, 17 yani bir yolsuzluk, bir rüşvet olduğuna egemen bağışın Erdoğan Bayraktar'ın e, zafer Çağlayan'ı ve Muammer Güler'in dört tane bakanın oluk oluk e, rüşvet ağına bağlandığı ve malı götürdükleri filan buna herkes inanıyor. Erdoğan'ın oğluyla e, yaptığı sıfırlama konuşmasına herkes inanıyor. E, Muammer Güler'in ben Reza'nın e, önüne yatarım falan laflarına inanıyor. Egemen Bağışın e, e, Mete Andemir'le ile yaptığı e, Bakara Makara ben sabahları bir ayet sallıyorum Bakara Makara falan diye böyle e, Kur'an ayetlerini tezif etti veya hakaret ettiği neyse o konuşmayı herkes hatırlıyor ve doğru kabul ediyor. Ondan sonra da ee, yok bu darbeydi yok 17 Aralık söyledi böyle yani o, o işi yapan yani o soruşturmayı açan o soruşturmayı götüren o istibaratı yapan o davayı yürüten hepsi içeride şu anda hepsi cezaevinde onlara da bir şey söylesenize nasıl oluyor bu yani mahalle gerçekten bir tuhaf Türkiye gerçekten bir tuhaf yani bir yandan da böyle egemen niye yerin dibinde şu anda niye itibarı sıfır veya da sıfırın altında bundan dolayı Başka bir şeyden dolayı de değil. 17 Aralık, 16 Aralık gece yarısı, 17 Aralık sabahına kadar bu adam muteber bir adamdı. Herkes için de öyleydi. Neyse. Bir başka şey de Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak bunları bırakamayız demesi. Bırakırsak şehitlerimiz bize hesap sorar demesi. Selahattin Demirtaş siyasi bir tutukludur. Tahliye olması şu arada ben şahsen imkan ihtimal vermiyorum. Çok arzu etmeme rağmen. Defalarca yazıp çizmeme rağmen, savunmasına falan atıflarda bulunmama rağmen ve Twitter'da paylaşmama rağmen Selahattin de Demirtaş siyasi bir tutukludur. Bugün bu aşamada serbest kalamaz, tahliye edilemez. Hukuk bu yönde karar alsa bile başka bir suç icat ederler ve onunla tekrar tutuklama verirler. Ahimle arada da bir sürü böyle danışıklı manışıklı şey gidip geliyor. Bunların hepsi fasafiso, safsata. Yani e, bunu da herkes gördü. Bir, bir tarafı bu. Ee, bir, bir diğer tarafı da şu Erdoğan ne dedi bunları bırakamayız hani cemaatli şuydu buydu yani HDP'liler de biraz aklını başına toplasın hani Selahattin Demirtaş içeriden ne söylerse söylesin yani siyasi tutsaktır ayrı bir konu kaynaklara erişim yok dışarıdaki havayı tam olarak algılayamıyor olabilir fakat sadece şunu söyleyeceğim ey HDP'liler Selahattin Demirtaş'ı cemaatçiler mi içeri tıktı Cemaatçiler mi tıktırdı? Hala orada onlar mı tutuyor? Ayıp ya. Bu sefer de Erdoğan, Erdoğan'ın bunları bırakmayız, şehitlerimiz bize sorar hesaplarını dolaşıma sokuyorsunuz. Bir karar verin. Cemaat mi? Erdoğan mı? Kim? Ulusalcılar mı? Avrasyacılar mı? Doğu Perinçek mi? Kim? Kim? Yani HDP'liler de şapkayı önüne koysun, düşünsün. Neticede özgür HDP'liler var, Avrupa'dan yazanlar da var vesaire. E, ...neticede e, başına bir şey gelmeyecek yazdığı çizdiğinden dolayı e, veya dokunulmazlığı olan HDP'liler de var. Akıllarını başlarına toplasınlar. Yani Selahattin Demirtaş tam 3 sene önce tutuklandı 2016'da. Ne cemaat vardı ne bir şey. Cemaat e, pek çok yerden tasfiye edileli 3-4 sene olmuştu. Cemaatin savcısının yazdığı... Bırak Allah aşkına ya. Kim yazdıysa yazdı. İçeri atan Kim? Hala tutan kim? Söylüyor işte. Bırakamayız diyor. Aklınızı başınıza toplayın. Yok cemaat savcısının yazdığı iddianameyle filan. Geziciler de aynı şeyi söylüyor. Gezici dememe kusura bakmasınlar. Gezi eylemlerine katılan insanlar. Cemaatçiler şöyle bir... Ya bırakın Allah aşkına ya. <laughs> Üzerinden 8 sene geçmiş neredeyse. Yani yani 20 sene geçecek bu ülkede hala yok şucular yok bucular falan filan. Biraz birazdan gazetelerde göreceksiniz. Daha temizlenmedi bu her yerde örgütleniyorlar falan filan. Ya 152 bin kişi soruşturma geçiriyor diye hafta sonu bir haber gördüm. 152 bin kişi hakkında cemaat soruşturması var diye hafta sonu bir haber okudum. Doğru yanlış ayrı bir konu. Yok işte yeniden örgütleniyorlar tekrar palazlandılar her yeri tuttular falan ayıp ya. Yani bu paranoya ile ülke gidecek. Bir diğer şey de Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz. Trump'la telefonla görüşmüş bu arada. Bir de bunu da açıklıyorlar. yani Amerika'da Trump'la telefonla konuşuyor. Herhalde uluslararası yazmasın diye lokal hattan görüştü. Bilmiyorum. E, ayrı bir konu. O arada da e, Türkiye düşmanı ilan etti. E, Lindsey Graham'la tekrar görüşmüş filan. Yani sabah başka akşam başka tuhaf bir e, ikilem. Erdoğan niye Amerika'da Trump'la görüşmeye gitmedi? Elbette görüş, e, görüşecek olsa can atar da... E, ...New York'taki klasik... ...her sene tekrarlanan Birleşmiş Milletler... ...toplantısına gitti. E, bugün... E, ...üç tane kapağımız var. Dilerseniz onlara bakalım. E, ve... E, ...nedir bu kapak haberleri? E, o kapaklarla... E, programda bu giriş sadedindeki cümlelerden sonra neler var onlara bakalım. Abdullah Gül'ün CHP'ye söz verdiği ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bir kapağımız var. Üç tane kapağımız var bugün. Buna bakacağız. Ee, Meral Akşener demiş ki pişireni bilmem kaşık sallayanı bilirim. <laughs> Buna bakacağız. O arada Erdoğan Türkiye'yi Erdoğan yönetmiyor. Biz Erdoğan'ı yönetiyoruz diyen e, kim Buna bakacağız. Dilerseniz hızla başlayalım. Ee, i̇lk kapakla ee, Abdülkadir Selvi Hürriyet'te Cumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacak diye soruyor. Bugünkü yazı Hürriyet 23 Eylül 2019 tarihli. Ee, bu yazının devamında ilginç bir kulis aktarıyor. O kuliste şu. Ben de tam o bölümü şöyle blokluyorum. Evet şöyle işaretledim siz de daha rahat görün diye. Gül Babacan Partisi'nin kuruluş çalışmaları yürütülürken temas edilen isimlere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün ortak Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde kendilerine söz verdiği ifade ediliyor. Ediyorlar. CHP ile anlaştık 2023'te Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı diyorlar. Tabi bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP lideri şimdiden Abdullah Gül e ad ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi? CHP ile Abdullah Gül'ün anlaştığı İmamoğlu değil de ortak aday konusunda Abdullah Gül'ün olacağı 2023'te filan. Yani 2023'e daha çok şu var. Bu bir. Bir. İki, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'nın İkinci dönem Cumhurbaşkanlığı yürekten istiyor. Ülkede tekrar başbakan olmak ya da işte efendim parlamenter sisteme dönmek, tekrar iktidarın altına elini sokmak bu tür şeyleri istemiyor. Ben yukarıda böyle bir sembolik cumhurbaşkanı olayım, devleti temsil edeyim. Aşağıda da Ali Babacan gibi bir isim hükümeti ve ülkeyi yönetsin. Böyle bir duygu da umarım ee, ne, derler yolları açık olsun diyecek bir şey yok. Ama e, durum bu. Ee, Tabi hükümete yakın bir kaleminde bunu yazması bu konuda önden e, CHP'yi pozisyonlanmaya zorlamak da olabilir. Ayrı bir konu. Hayır mesela CHP diyecek ki hayır bizim Gül'le ilgili falan bir planımız yok. Bunlar safsatadır diyebilir. Biz kendi adayımızı çıkaracağız falan diyebilir. Böyle şeyler olabilir. Bunlar ön almak maksadıyla da yapılan hamleler olabilir. Maklubeyi pişirenleri biliyorum demiş. Kim? Meral Akşener. Kendi yayın organı daha doğrusu kendisine yakın yayın organı demeyelim kızarlar. Ee, yeni Çağ. İnternet sitesinden okuyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener... ...belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum. Ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum. O yüzden ifade verme konusunda... ...haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak. Evet. Pişirenleri biliyorum demiş. Enteresan. Dün... ...aynı maklubeye kaşık sallayanlar... ...bugün beni eleştirmeye kalkmasın... ...demişti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül... Maklubeyi yiyenler şöyle o işaretleyeyim. E, ee, yo, işaretleyemedim. Ha işaretledim. Maklubeyi yiyenler diğer maklubeyi yiyenleri yakından bilir. Adalet Bakanı'ndan beklentimiz FETÖ ile ilgili kararlılık dikkattir. Kendi aralarındaki söz düellasından gördüğümüz şu bir e, FETÖ borsası açıldı. Bunu Şamir Tayyar iki yıl önce söylemişti. Biz bunun üzerine çok gittik vesaire 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 e, filan mücadele Aman aman işte yani işte cemaatle mücadele konusunda mangalda kül yırık mı kül bırakmamış. Evet. Parlamenter sistem diyor. Evet. Bu arada bir şey söylemek isterim. Birdenbire benimle ilgili soruşturma açıldı. Ben de dilekçe verdim ifade alım diye, alın diye. Ben de katkıda bulunmayı istiyorum bu mücadeleye. Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum. O yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak diyor. Siz bu mücadeleye devam edin. Daha neler göreceğiz? Dur bakalım. Doğu Perinçek bir diğer kapağımızda buydu. 2014 yılından beri Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Ordu, polis, sanayici, vatan partisi independent Türkçe'ye konuşmuş. Sadece başlığa bakın yeterli. Biz yönetiyoruz diyor. İcraata bak. Bakın görürsünüz Rus politikaları, Avrasyacılık vesaire. Estürt yüzler öbürü beriki. Doğu Perinçek söylemiş bunu. Independent'a verdiği ifadede 2014'ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Evet. Türkçe olimpiyatlarına katılmak için yola çıkmıştım. FETÖ'cülerin yaptığını da samimi olarak bilmiyordum demiş. Allah Allah. MİT müsteşarı Suriye ile görüşmelere bizzat katıldı. İddiaya bakar mısınız? Evet. Bunlar da satır başları. Bunlar da Erdoğan'la Perinçek'in kareleri. Bir görüyorsunuz ne kadar şenler. Bu arada bir başlığa dikkatinizi çekeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Muharrem Sarıkaya Ankara gazetecilerinden suçsuzluğunu kanıtlayan KHK'lıların işe dönüşüne yönelik düzenleme geliyor demiş. 20 Eylül tarihli Diken.com.tr'nin haberi. 20 Eylül 9.03'te girmiş haber suçsuzluğunu kanıtlayan KHK'lıların işe dönüşüne yönelik düzenleme geliyor. Birisi bana bunu anlatabilir mi ya? Ben bir yere üye olmakla suçlanıyorum. Misal. A yeri, B yeri, C yeri önemli değil. Legal de olabilir, illegal de olabilir. Önemli değil. Resmi de olabilir, gayri resmi de olabilir. Önemli değil. Hani resmi olsa gene biraz daha kolay. Yani filan kişi kurumumuzun üyesi değildir diye bir kağıt alırsın götürürsün. Bak buraya üye değilim dersin. Ya nasıl suçsuzluğunu ispatlayacak KHK'lı? KHK'lı yani bir gece adam bir resmi gazetede veya işte bir ilanatla neyse ismini görüyor. Filanca 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 atılmıştır. Yürütülen terörle mücadele soruşturması bilmem ne var mı yok mu ön arkası bilmiyorum bir anda küt diye kendini bütün hakları elinden alınmış birisi olarak kapının önüne konmuş olarak buluyor. Bu kişi nasıl suçsuzluğunu ispatlayacak? Suçsuzluğunu kanıtlayacak? Ne yapması lazım? Böyle bir şey var mı? Suç kanıtlanır ya. Bunu da bir gazeteci böyle yazıyor işte. Böyle de başlık atılıyor. Bir insan suçsuzluğunu nasıl kanıtlar ya? Suç kanıtlanır. Delilleri ortaya konur ve kanıtlanır. Zaten yeterli delil yoksa da bir insan katil bile olsa, bir insan ee, ne bileyim terörist bile olsa, fena bir adam bile olsa, neyse, uyuşturucu kaçakçısı da olsa, neyse, ne yapmışsa, delil yoksa hakkında elini kolunu sallayarak mahkeme kapısından çıkar, yürür gider. Karahatle işlem yapılmaz. Suçsuzluğunu nasıl kanıtlayacak KHK'lılar? Gerçekten yani. Bu başlığı gördüm ve epey düşündüm. Dilerseniz gazete kapaklarına geçelim ve hızlıca e, gazetelerde ne var ne yok bakalım. Ekrandan da kendimi alacağım ve akşamla başlayacağız. Güle güle Neslihan, akşamın sür manşetinde Rize gö Rize'de gözyaşları sel oldu diyor. Evet, New York'ta coşkulu karşılama, Trump'la ilk görüşme telefonda. <laughs> Amerika'daki Türkleri götürüyorlar Erdoğan'ın indiği alana, millet de bayraklarla. Kaç ülkede, kaç ülke cumhurbaşkanı veya devlet başkanı bu şekilde karşılanıyordur gerçekten bilmiyorum acayip bir kendine propaganda var. IMF ile gizli görüştüler demiş Aydınlık. Aydınlık CHP ve İyi Parti'ye çakıyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak'la İyi Partili Merkez Bankası eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Ankara Hilton'da IMF yetkilileriyle gizlice bir araya geldi diyor. yani gizlice bir araya gelmek için Ankara Hilton'u mu seçmişler? Ayrı bir konu. IMF yetkilileriyle görüşmek yasak mı? Yani CIA casuslarıyla mı buluşmuşlar falan nedir? Yani haberin veriliş biçimine bakar mısınız? Bir gün kansende, kanserden kanserden beter sağlık sistemi manşetiyle Nesli Can'ı manşetine çekmiş. Evet. Pazartesi gazeteleri biraz cılız oluyor. Cumhuriyet CHP lideri cumhuriyete konuşmuş. Erken seçim tartışmalarını değerlendirmiş. Erken seçim doğru değil ancak bir süre sonra bunlar başta ekonomi olmak üzere pek çok konuda ülkeyi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşecekler. Erken seçim doğru değil, erken seçim istemiyoruz diyor Kılıçdaroğlu. Ekonomi bunları zaten götürecek diyor. Özeti bu. Örnek mücadeleye hüzünlü veda Nesli Can Tay'ın cenazesinden bir fotoğrafla paylaşılmış. Dünya manşetin hemen solunda İTO Başkanı'nın laflarını e, değerlendirmiş. Yeni İstanbul yaklaşımında 5 konu netleşmeli faizde çıkış roket iniş para paraşüt gibi. Teknofest'in ziyaretçi sayısı 1,5 milyona ulaşmış. Evet, maket uçakların proje projelerin sergilendiği bir yer. Orada Evrensel e, Gazetesi'nin karikatürü e, Sefer Selvi'nin e, karikatürüne dikkatinizi çekelim. Yeni Şafak gazetesinin otopark olarak kullandığı arazinin İstanbul Büyükşehir'e ait olduğu ortaya çıkmış. <laughs> Ondan dolayı Yeni, şa yeni Şafakçılar fevran ediyor Ekrem İmamoğlu'na. Karikatürde de sefersel Selvi diyor ki Yeni Şafak otoparkında şu araçları da bir inceleyin bakalım. Bizden önceki İBB yönetimi tarafından kiralanmış olmasın? <laughs> olabilir vallahi. Hani park e, belediyenin çıktı. E, araçlar da e, belediyenin e, olabilir. Evet. Nesli Can Tay Rize'de toprağa verildi. Umudun simgesi oldu. Evet Hürriyet Sisi'nin kabusu demiş manşetinden. İktidar, iktidar medyası, iktidar yalakası medya. Ee, daha evvel Sisi'yi eleştiriyordu Mursi için. Mursi'den dolayı. Şimdi de Sisi aman giderse veya Sisi'ye komplo mu yapılıyor falan gibi konular var. Mısır'ın devlet başkanı. Mısırlı müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali geçen yıl kaçtığı İspanya'dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla diktatör Sisi'nin kabusu oldu. <laughs> Demişler. Diktatör lafını da esirgememişler. Ayrı bir konu. Hürriyet ama Mısır'daki gelişmeleri yakından takip ediyor Ankara. Onu da söyleyelim. Sisi'ye karşı olan, Sisi'ye darbeci diyen Ankara aman aman acaba Sisi yönetimi devriliyor mu? Bir dakika biz de kendim önlemimizi alalım falan diye telaşa düşmüş olabilir. Kararın manşeti Körfez bölgesi fabrikaların insafına terk edildiği Türkiye sanayisinin kalbi Dilovası, Körfez Dilovası adlı çevre felaketiyle karşı karşıya bin yıllık konu. Yani oradan geçerken burnunuzu tıkarsınız kokudan. Görüyorsunuz rezalete bakın yani. Yani. Bu da rezaletin fotoğrafı. Biz geldik geçiyoruz düzelmedi. Düzelir mi bilemiyorum inşallah ileride yeni yetişen insanlar. Korkusuz böyle fakirleştik demiş. 2004'te 23 çeyrek altın alan altın alınan memur maaşı şimdi 9 çeyrek ediyor demiş. Keşke vatandaş da bu hesapları yapabilse. Keşke. <laughs> Milli Gazete işte işsizlik rakamları. Sanayinin ekonominin başkenti İstanbul'da 13 kişilik işe 6000 kişi talip oldu. 13 kişilik işe 6000 talip İstanbul. Milliyet KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı manşetine almış Kıbrıs konusuna hiçbir şey okumazsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz onu söyleyeyim. Ben bildim bilili durum böyle. Direkt es geçiyorum. Bacağının yanına gömüldü diyor Neslihan Nes, Nesl, Tayın. Nestican vasiyeti üzerine iki yıl önce kesilen sol bacağının konulduğu mezarda toprağa verildi. O arada evlat nöbeti haberleri küçülmüş. Pek göremiyorum gazetelerde. Milliyet'te de sayfanın en dibinde devam ediyor. Orta Doğu Aramco komplosu manşetiyle çıkmış. Aramco saldırısının Suudi Arabistan İran-Suudi savaşını başlatmak isteyen güçlerce düzenlendiğine dikkat düzenlendiğine ilişkin ciddi komplo işaretleri var diyor. Taiwan National bilmem ne üniversitesi öğretim görevlisi Sencer İmer. Renkli hayatlar posta hemen manşetin manşetçe manşet olabilecek büyüklükte rüya evini dereye yaptı. Kimmiş bu İstanbul'da Riva deresi üzerinde yüzen ev görenleri şaşırtıyor. Evin sahibi Hamdullah Aksoy hafriyat kamyonu şoförüymüş 30 yaşındaymış. Riva'da yaşıyorum evi günde 2 saat çalışıp 15 günde bitirdim. Evi tırla önce denize taşıdım, oradan da tekneyle Riva Deresi'ne çektirdim. Evim 25 yüzen varilin üzerinde. Herkesin ilgi odağı. Birçok kişi bu evde evlilik teklifi yaptı. İlgiden evde doğru dürüst oturamıyorum. Evet. Renkli hayatlar. Türkiye böyle güzel yani insanlar. Pembe hayatlar. Ee, yanlış bir şey yok ülkemizde. Hedefimiz dünya ile yarışmak. Kim demiş Mustafa Varank Sanayi Bakanı? 20 sene sonra kimse bu adamı hatırlayacak mı bilmiyorum. Sabahın manşeti, sabaha manşet olmuş. Tabi Mustafa Varank'ın sabaha manşet olma nedeni de son dönemde Türkiye'den, Türkiye'deki Fuat Uğur'u tetikçi olmakla, Türkiye Gazetesi'ndeki Fuat Uğur'u tetikçi olmakla suçlamaya suçlamasıyla falan da gündeme geldi Sanayi Bakanlığı. Bir polemik yürüyor. Pelikancılar, bakanlar, Albayrak ailesi filan ama albayrak ailesi varankı manşete çekerek bizim bir sorunumuz yok demeye çalışmış. Zannediyorum. Sözcü, Suriye'de hainlerle birlikte yeni oyun peşindeler, ABD'nin PKK aşkı kabak tadı verdi demiş. Bölgedeki Kürt gerçekliğini veya Kürt e, silahlı milisleri, Kürt silahlı gerillaları, Kürt silahlı güçleri ne diyorsanız adına bunları hale almadığınız sürece böyle teröristler geçersiniz. Paçavra vesaire manşetleri atarsınız. O bölgenin gerçekleri var. Her şey HDP'de başlıyor. Star'ın manşeti. Erdoğan'ı ABD'de coşkulu karşılama. Sen dünyaya baş kaldırdın. <laughs> Millette yiyor bunu evet. Emniyetin iki numarasından çarpıcı tespit. Türkiye'nin manşeti. FETÖ yeniden yapılanıyor. Ya 152 bin kişi hakkında yeni 150, 152 bin kişi hakkında soruşturma var diye hafta sonu haberler okudum bunları. Neresi yeniden yapılanıyor ya? Yani ekmek götüreni tutukluyorsunuz mağdur ailelere. Nasıl oluyor bu yapılanma? Akit'te hiçbir şey önemli değil ama en altta Hülya Koçiğit'e çakmış gazete. Kendi talebiyle röportaj verdiği Milliyet Gazetesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi güzellemesi yapan sinemacı. Hülya Koçiğit tepki çekecek sözler sarf etti diyor Akit. <laughs> ya bu Hülya Koç her yere koşuyor Erdoğan'ın çağırdığı. En son da işte çocuğu daha çıkan annelerin yanına koşmuştu neyse. Yani ne istiyorsunuz bu kadından ya? yani misyonun hakkıyla yerine getiriyor. Akit bir dakika. Ha tabii bir de şöyle bir şey var. Bunlar bunlar için hiçbir zaman kulübe girmezsin. Yani tek harekette de bitirirler böyle. İhtilaflar ABD ve İsrail'e yarıyor. Yeni Asya manşetten İran Cumhurbaşkanını işlemiş. Bölgede bölgenin barışından yanayız. Bütün komşularımıza dostluk elini uzatıyoruz. Yeni Şafak'ta hiçbir şey yok. ABD'ce coşkulu karşılama Teknofest rekoru PKK'ya 33 yıllık direniş bla bla Yeni Birlik ABD'nin Erdoğan sınavı demiş ama hemen solda da Erdoğan'dan daha büyük bir fotoğrafla Erdoğan'ın iletişim başkanı yani göbelsi <laughs> propaganda bakanı öyle diyeyim Fahrettin Altun ...sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yapmış. E, FETÖ Amer Amerikan kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmiş. Sevgili Amerikalılar demiş... E, ...sorunun yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri... ...sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin her yerdeler. <laughs> Nasıl bir gerçeklik içinde yaşıyorlarsa bu insanlar... Yargılanmadan önce gerçekten akıl muayenesine gönderilmeleri lazım. Zihni testlerden geçmeleri lazım. Gerçekten. Ciddi, ciddi sorunları var yani. Ciddi önce bir terapi almaları ondan sonra da haklarında düzenlenecek neyse artık soruşturma dosyası mı olur, yargı dosyası mı olur, iddianame mi olur her neyse. Nesli Can'ı gözyaşlarıyla uğurladık. Yeni Çağ'ın sürü manşeti. 13 kişilik kadroya 6 bin başvuru manşet. Yeni Yaşam eyvah reform yapacaklar. AKP yargı reformu diye dursun. Bir, bir yurttaşa Erdoğan'a hakaretten 12 yıl hapis verildi. Eyvah reform yapacaklar manşetiyle. Ya, yaklaşan yargı reformunu eleştirmiş Yeni Yaşam gazetesi. Haksız mı? İlk defa iki kez tutuklandım. Selahattin Demirtaş'la birlikte çıkarıldığı mahkemede ikinci kez tutuklanan Figen Yüksekdağ karara Twitter üzerinden tepki gösterdi. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa aynı davada iki kez tutuklandım. Bir de gülme işareti koymuş yanına. Yurtla bitiriyoruz gazete e, turumuzu. AKP'li vekil Mustafa Can Bey, Atatürk'ü yok saydı. Varsaysa ne olacaktı? Her şey bitmiş mi olacaktı? Bırakın artık yani böyle efendim liste tutmayı. Yok Atatürk'ü yok saydı, yok Abdülhamit'i yok saydı, yok İsmet İnönü'yü atladı, yok öbürünü bilmem ne yaptı. Ya gerek yok bunlara ya. Gerçekten aklımızı başımıza toplayalım ya. Atatürk'ü varsaysaydı her şey tamam mıydı yani? Evet böylelikle bir programı daha noktalıyoruz. 23 Eylül Pazartesi haftanın ilk programı manşetleri bitti. Çok fazla şey var çok fazla şey seçmiştim ama artık yani hepsini ekrana verirsem bir saati geçer program. Bu kadar sürede herkesin tahammülünün fevkinde olur. Dolayısıyla burada keselim. Yarın öbür gün devam ederiz. Yeri gelirse arşivimdeki belleğimdeki diğer belge bilgi ve haberleri ekrana getiririm efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.